Evet arkadaşlar, aracımızı alt tarafındaki kaynaklarını yapmak için bu şekilde havaya kaldırdık. Çünkü kaynakları hep yanlarını, üstlerini yaptık. Alt taraflarda da yapmamız gereken yerler var. Mesela şuralar, güçlendirme adına bir kısmını yapmışız bazı yerlerin, bazı yerleri duruyor. Onun için şu önemli olan yerleri, bağlantı olan yerleri tekrardan bir kaynaklarını elden geçireceğiz. Şu ana babaların bastığı yerleri, buraları kaynakla dolduracağız güzelce. Bir kısmını kaynatmışım ben alttan doğru ama tabii ne kadar sağlıklı olmuştur ayrı mevzu. Onun için şu alt tarafları kaynatmadığımız yerler, bakın karşıda var. Şuraların bazı yerlerinde var. Buraları tekrardan bir kaynakla keseceğiz. Buraları kaynakla dolduracağız. Çünkü yük yiyeceği için araç, emin olmak istiyorum yani kaynaklarından. Böyle bir gergiyle gerdirdik. Bu şekliyle havaya astık. Önceki videoda da söylediğim, arka taraf seyyar portatif alacak demiştim. Bu ayakların basacağı yere, genel yerlere. Onu bu şekilde ayırıyoruz. Alttaki saç, altta iki tane direği var. Profiller var iki tane. Bunlar var, arka kapak seyyar. Bunu da çıkartıp kenara koyuyoruz. Araç çekeceğimiz zaman bu şekilde kullanacağız. Normal zamanda da römork olarak kullanacağız. Ama tabi burada bir nokta daha var. Bu babaları sökmeli takmalı yapacağım büyük ihtimal. Çünkü aracın üzerine yüklediğim zaman manevralarda, virajlarda araba büyük ihtimal ön tekerden dolayı, teker burada sabit olduğu için gövdesi dönebilir. Yani sağa sola değebilir, sağa sola. Onu üzerine bindirip bir deneyeceğiz. Gerekirse bu babalarda söktak baba yapacağız. Çünkü araca yolda giderken yandan deyip kasıntı yaptırabilir bize virajlarda. O da bizim için sıkıntı olur. Şimdilik biz kaynak işlemlerine devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk denememizi yaptık. Aracımızı bindirdik. Şu an bu şekilde rampadan çıkarttık. Şu arkadaki babaları seyyar yapacağız. Geçmeni takmalı yapacağız. Çünkü araç manevra yaptığı zaman sağ sol ön teker sabit olup da gövde döndüğü zaman buralara değebilir diye buradaki direkleri kestik. Onları seyyar yapacağız, geçmeni. Genel manasıyla durum böyle. Ama sıkıntı şurada. Az önce ben araca yüklemeden önce baktım ön tarafa kaç kilo yük basıyor diye. Bunun 80 kilo civarında olması lazım. 135 kilo çıktı. Bu 135 kilonun sebebi de buradaki biz dingilin yaklaşık işte bir karış önüne ben konumlandırdım şeyi, bu tekerin basma yerini. Ama bu bizim için sıkıntı oldu. Yaklaşık şu arka tekerin pozisyonunu, şu demiri şu geriye, dingilin olduğu yere alacağız ki dingiliye ortala binsin yük. Ön tarafa fazla yük düşmesin. Normalde ön tarafın kalkmaması için yolda giderken arkaya basıp da çekidemin oraya yukarıya kaldırmasın diye bir miktar önde yapılır. Tabii bizim römorkumuzun da komple kendi 6 milim, 3 milim 30-60 borudan yaptığımız için kendi ağırlığı da var. Artı aracın ağırlığı derken ön tarafa 135 kilo gibi bir yük düştü. Bunu yaklaşık bir 15 santim geriye aldığımız zaman durum çözülecek gibi gözüküyor. Bakalım, bir de öyle deneyeceğiz. Ondan sonra tekrar bir ölçüp ona göre tekrar haberleşiriz. Genel manası da sistemde bir sıkıntı yok. Durum onu gösteriyor. Ufak bir ayar yapmamız gerekecek. O boruyu geri alacağız. Herkese kolay gelsin. Evet, terazimizde şimdi yavaş yavaş bir ölçelim. Evet. 66,8. Yani 78 kilo zaten bunun üst sınırı. 10 kilo eksiğimiz var. 10 kilo da üzerine koyacağımız işte bu kayışlar, tekerleklere bağlayacağımız kayışlar falan filan, alet edevat olsa tam sınırlar dahilinde kalmış oluyor.
Bizim için bu ideal oldu. Tam dingilin önüne bastırdık arkadaşlar. Yani önceden şuradaydı. Arkadaki demir parmağımın olduğu yerdeydi. Şurayı aldık, geriye aldık. Bu şekilde 68 kilo düşürmüş olduk. Yani bir karış mesafe, bakın 130 kilodan 68'e düştü. O kadar fark ediyor. Bu işler biraz hesap kitap bir şey. Ama genel manasıyla oldu. Dediğim gibi şu arkadaki babaları iptal edeceğiz. Bir de işin püf noktası, bu direklerin hepsi en üstteydi az önce. Yine yüksek çıktı. 110 falan çıktı. Bu direği gevşetince burası aşağı indi. Şu makasa bindi, yük ön taraf hafifledi. Başta yine şüphelendim, Allah Allah niye 20 kilo düştü falan diye. Sonrasında bunları alınca şuradaydı bakın bastığı yer. Buradan buraya indirince makas aşağı çöktü. Teraziledi kendini, dengeledi. Çünkü burası basıyordu, öne yük veriyordu yükü. Bu şekilde dengelemiş oldu. Sistem bu haliyle olduğu gibi arkadaşlar. Bize şu an bir arka şu direkleri yapmak kaldı. Onları geçme yapmamız lazım. Başka da bir şey kalmadı gibi. Herkese selamlar.